Ebu Eymen, bir hadis-i şerifte beddua etmeyiniz. Dilekleriniz kabul edildiği zamana gelir de Allah bedduanızı kabul eder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dilek ve duaların kabul edildiği zamanlar ne zamanlardır? Her zamandır. Her zamandır. Bazı yerlerde var, beddua günlük konuşma şeklini almış. Bizim orada işte çocuk bir yanlış yapar, karanlık çıkaran, karanlık çıkaran. Karanlık dediği o kötü hastalık. Ondan sonra çok da hastalık başladı, başında oturur ağlamaya başlar. E sen dua ettin. Saati de dakikası yok bunun. Allah'ın ne zaman kabul edeceği duayı, Allah'ın bileceği bir şey. Her an Rabbimiz her şeyimizi duyuyor, biliyor. Kazalara rast gelen, tren dibinde kalan, akşama kadar karıların söylediği bu. Felç olan, çocuğa felç olasın diye dua ediyorsun. Sonra başına bir iş geliyor. Hadi doktor doktor, ağla ağla. E sen dua et ve dua ediyorsun da. Bilhassa kadınlar o işte çok yanlış. Yani ne etmiş çocuk da ne etmiş ki faraza, yani faraza ne etmiş? Pantolonu çamur olmuş. Faraza yani. Entarisi çamur olmuş. Ya çor mu düşmüş, götürmüş suyla yıka yani. Onun için çocuğa çor düşsün, karanlık olasın, yok ne olasın söylenir mi? Bu çok kötü bir huy. Bilhassa hanımlar bu işte çok yanlış yapıyor. Erkekler pek beddua etmez. Onlar bir tokat durur, olur biter ama kadın öyle değil. Bilhassa beddua ediyor, beddua ediyor çocuğa. O güya laf olsun diye söylüyor yani kızgınlığını. O dua da, o dua hemen kabul olur da. Günü saati yok onun, Cenab-ı Hak hemen kabul eder onu. Bilhassa ana babanın duası şap diye yapışır.